Sosyal mesafe önemli, maske takmak önemli. İstanbul'dayız, şehrin ortasındayız. Çok enteresan bir yerdeyiz. Yeni misafirlerim var. Neydi isim? Eslem Ercan. Elif İsra Ercan. Biz şu anda neredeyiz? Bilmiyorum. Merdivenlerde oturuyoruz. Ya bu kadar. Merdiven burası. Merdiven boşluğu. Merdivende oturuyoruz. Şimdi yaş kaçtı? 10. 10? 11. Ha, yakın yaşlarınız. Güzel, şahane. Yüzünü görelim. Önemli olan ne bugünlerde? Maske takmak ve sosyal mesafe. Neymiş? Maske takmak ve sosyal mesafe. Maskemizi takıyoruz, sosyal mesafemizi koruyoruz. Şimdi burası sizce nereye çıkıyordur? Bak arkamda bir yer var İbrahim, bir kapı var. Eslem, burası nereye çıkıyordur? Nereye çıkabilir? Teras. Teras. Çatı. Çatı. Evet. Normal. İbrahim? Sen, ben biliyoruz zaten, dur onlara. Evet. Ya teras ya çatı. Bir çıkalım bakalım. Şehrin ortasında. Amaç ne biliyor musunuz? Sevdikten sonra, yapmak istedikten sonra bakın nasıl karşılık alıyorsunuz, onu göstermeye çalışacağım. Yerim dar, zamanım yok. Olmaz. Bunların tamamı bir kenara bırakın. Bakalım terasa mı çıkıyoruz, çatıya mı çıkıyoruz? Hadi buyurun. Evet. Buyurun bakalım. Nasıl? Güzel. Güzel. Neler? Hani teras? Tamam, teras. Hani çatı? Tamam, çatı. Ama şahane bir botanik bahçesini andıran bir yerdeyiz. Aydın abi. Buranın mimarı. Mimar deyince aklımıza sadece beton gelmesin. Düzenleme gelmesin. Yani santim santim bir şey yapmak gelmesin. Bakın bitkisine, ağacına, nefesine, emeğine, sevgisine. Şurada. Aydın abi, selamünaleyküm. Geç bakalım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun, var olunuz. Kızlar şöyle alayım sizi. El sıkışamıyoruz İbrahim. Şunu yapıyoruz en fazla, değil mi? Evet. Şunu yapıyoruz. Selamünaleyküm tekrar. Aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Aradık, dedik ki Aydın abi şahane bir iş yapmışsınız. Biz de gelip görebilir miyiz? Zaten basından, televizyonlardan da görmüşsünüzdür. Çok yapıldı bunun programları. Çok haberi yapıldı. Biz de gelip sizler adına yol hikayesini de ziyaret etmek istedik. Benim Trabzonlu oluşum, Trabzon'un da yeşil bir memleket oluşu. Bana merak sardım bu işe. Devamlı bu işle uğraşıyorum ben. Yani hobi olarak bu işe gönül verdim. Sabah kalktığımda namazdan sonra burada yaprakları topluyorum efendim. Çiçeklerini, yere düşenlerini topluyorum. Buduyorum. İşte uğraşıyorum onlarla beraber. İşe gidene kadar. İşten geliyorum, içeri girmeden, hanımımı görmeden yine bahçede dolaşıyorum. Ondan sonra içeri giriyorum. Hastalıktır bu iş, evet. Hastalık bu iş mıdır gerçekten? Hastalıklar. Yani şöyle mesela, güvercin bakanlar da böyledir. Çok hastalar. Onlar da çok hasta. Büyük bir hastalık o da. Benim de işte bunlar çocuklarım böyle. Onlarla uğraşıyorum yani. Şahane. Burada mesela kaç metrekare bir alandayız şu anda? 500 metrekare burası. 500 metrekare. 500 metrekare, 200 metrekare iki tane ev var. 300 metrekare de işte böyle. Daha önce toprak doluydu buralar. Çok su istiyordu. Uğraşamıyordum. Dolayısıyla toprağı attırdım ve saksılara. Saksılarla uğraşıyorum. Yetiyor. Bu arada Sultanbeyli'deyiz biz. Sultanbeyli, Mecidiye Mahallesi'ndeyiz. Evet. Yani şöyle, hani evet, İstanbul'un da yakın çevresinde bulunan böyle bağın bahçenin olduğu bir yerde değiliz. Bir apartmanın en üst katındayız şu anda. Şu anda 5. kattayız. Evet. Ve 5. kat birazdan İbrahim de gösterecek size ne hale getirilmiş. Emeğinize sağlık. Öncelikle onu söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Yani keşke, tırnak içinde söylüyorum, hastalık dediğimiz şey, bütün hastalıklar böyle olsa keşke. Röportajı da veren ben gibi oldum. Aydın abi bana mikrofon tutuyor. Hiçbir zararı yok. Yani yetiştiriyorsunuz, meyvesini yiyorsunuz, görselinden faydalanıyorsunuz, güzelliğinden, ne bileyim yani. Sonra uğraşıyorsunuz, dedikodu yapmıyorlar, bir şey yapmıyorlar. Evet. Ne anlatırsanız dinliyorlar. Dinliyorlar ve sevginizi verdikçe de meyve veriyorlar size. Şahane. Burada mesela kaç çeşit var? 100 çeşitten fazla vardır tabii. Meyve. Ağacın yanında sebze de var burada. Domatesli, biberi, salatası, efendim maydanozu, dereotu, rokosu,
Hepsi var. Onun yanında limonu, portakalı, mandalinesi, işte bademi, hunnapı, efendim fajuası, ondan sonra pepinosu var. Her şey var. Cevizden tutun da ayvaya kadar, zeytin ağacına kadar hepsi var. Siz bunların tamamını burada yetiştiriyorsunuz. Burada yetiştiriyorum. Üstünüzde üzüm var. Hatta arkadaşlara da ikram ediyorum. Fide yetiştirip arkadaşlara veriyorum. Bu pepino kalemden tutuyor. Yani dalını toprağa sokuyorsunuz, büyüyor. Budadıkça meyve verir o. Bu diyorsunuz, o yukarı doğru gidiyor ve meyve veriyor. Evet. Şahane. Peki mesela Trabzon'da da böyle miydiniz? Trabzon'da yok. Ben Trabzon'dan askerden sonra çıktım Trabzon'dan. Hmm. Toptan gıda işi yapıyorum ben, yapıyordum. Şimdi de bir fabrikanın pazarlama müdürlüğünü yapıyorum. Balkonda, saksıda bunlar olur. Bir tane salatalık fidesinden bir ailenin salatalık ihtiyacı giderir. Bir fideden. Bir fideden. Şurada bakacaksınız, göreceksiniz. Bir tane de var. Nereden baksanız 20-30 tane salatalık var şimdi. Her gün 2 tane 3 tane alabiliyorsunuz. Salataya da 3 tane yeter. Yeter. Evet. Maydanozu, marulu. Zaten ben maydanozu kendim dikmiyorum. Tohum veriyor, tohumunu serpiyorum toprağa, zamanı geldiğinde kendisi büyüyor. Dereotu öyle, roko öyle. Yani zahmeti de yok. Her türlü elma var, armut çeşitleri var, evet. Kuş üzümleri var, dutlar var, ileride vişne var, şeftali var. Arkadaşlarımdan da bu işi yapan oldu da onlar pes ettiler. Şimdi yanındaki bina da yapmıştı. Arkadaşım Adnan Bey. Sonradan söktü onları, kendisi çalışmak zorunda. Bahçeye dikti, kendisi şu anda Fethiye'de bir iş yapıyor. Başka bir arkadaşım var, Mustafa Hacı Mustafaoğlu, o da yaptı. Kendi köylülerim bunlar. Biz yeşili severiz yani. Şimdi İsra, sence bu ne? Kuşuz mu diyelim? Kuş üzümü. Kuş üzümü. Ne derdin sen? Neye benzetirdin? Üzüme benzetmiştim. Üzüm. Sen? Ben de üzüme benzetirdim. Marhoş bir tadı var. Mayhoş mudur? Evet. Bunlar şu an olmuş mu Aydın abi? Biraz daha olsa daha tatlı. Ama yiyebiliyoruz değil mi? Yani. Yenebilir tabii. Alın bakalım. Bu da pepino. Çiçek verdi, meyveye dönecek. Pepino? Pepino. Meyve midir o da? Meyve tabii. İlk defa duydum da ben. Uzak doğu meyvesi. Kuş üzümü. Nasıl? Güzel. Güzel. Bu? Limon. Heh. Şu anda çiçeğinde. Meyve hazır. Bakın meyveleri başladı. Kızlar gördünüz meyvesi mu? Var. Evet. Yani biraz, nasıl meydana geldiğini gördünüz. Biraz daha büyüğü var. İşte bu az daha büyük olanı var. Şu limon olacak. Gördünüz mü? Şu. Sonra şöyle büyüyor. Bir aşağıda İbrahim. Ve şöyle. Bakın meyveler sırtında hala. Yiyoruz, bitmiyor. Kızlar gelin. Dalından alın. Kopar bakalım. Eline evet. Üstüne değmesin. Dön bakalım kameraya. Dalından al. Aldık. Al kopar ya burada. Şöyle. Gel şöyle. Bak burada var ya. Al iyi. Çok da güzelmiş ama. Gerçekten. Bu ne kadar veriyor Aydın abi? Bayağı veriyordur bir herhalde. Bir aydan beri yiyoruz bundan. Her bir, gün, bir aydan beri her gün yiyoruz bundan. Ve bitmek üzere. Yani şu anda sonu yaklaşıyor. Sonları. Ya bu bal elması diyoruz. Yani bodur. Olmuş hali bu kadar mıdır? Hayır, daha olacak. İrileşecek bu. Ekşidir zaten şu an. Ha, şu anda ekşidir tabii. Yani olmamıştır. Peki bunu bakın kızlar, patlıcan. Pepino'yu Aydın abi nerede şey yapacaklar? Yani güneşte mi? Güneşi sever. Normal suyu da her zaman 2-3 günde bir versinler. Ama bunu artırabilirler. Şu dalları bak, yeni dal veriyor. Bu dalları dikebiliyorsunuz. Patlıcan, bu domates, bu yine pepino. Pepino nerede diktim? Bakın bu dereotu. Siz pepinoyu seviyorsunuz. Çok, ama çok güzel pepino. Gerçekten çok güzel bir meyve. Ve çok da veriyor yani. O ayva. Ayva. İlerideki kayısı, şu zeytin, o büyük olan. Şu. Hı-hı. Aynen abi, salatalık burası. Evet, bakın bir tane vazo saksıda, bir kavun var. Bu kavun çiçek verdi. Kavun tabii. Salatalıklar da bakın burada sayabilirsiniz. Onlarca var yani. Aynı saksıda kavun ve salatalık mı yetiştiriyor? Tabii aynı saksıda. Bakın bir de pepino var burada. Bir de pepino diktim. Pepino.
kavun, salatalık, pepino ve böyle vere vere gidiyor yani bu. Bunlar ne zaman koparılır? Her gün şu anda yenebilir. Alın yiyin. Kızlar. Bakın dolu. Al dalından al. Alın. Kopar şundan. Al yavrum. Al daha çek, bir. Çek çek çek. Evet. Bir tane de bana alın. Oradaki büyüğünden alın. Şu. He. Bunları birazdan yıkayın. Yiyeceğiz. Güney Amerika'dan gelenler şu, diyordunuz. Şu işte bak bu meyvesi şu anda meyveye döndü. Çiçeğe döktü. Hep meyve veriyor. Bakın meyve. Bak meyvesi burada. Görüyor musun? Şahane. Meyvesi burada. Füje yani kaymak. Türkiye'de buna kaymak diyorlar. Çok güzel bir meyve bu. Güney Amerika'dan. Evet şu saksı da olabiliyor. Biraz daha büyüyor. Zaten bunun iki misli daha büyük oluyor. Daha fazla büyümüyor. Kızarıyor sonra siyahlayacak bunlar. Böğürtlen. Bakın. Hunnat meyvesi bu. İlk defa duydum. Evet yani bu da bakın meyveye dönüyor. Bak şu açıcı. Hunnap onu bir bulun da ekrana getirin. Şu an buradan gösteremiyoruz. Benim gibi bilmeyen çoktur. Hunnap. Şu anda ben resmi var bende eskiden kalma. Bunlar çiçek. Hepsi meyve bunların. Bakın ne kadar çiçek var burada. Görüyor musunuz? Bunların hepsi meyve. Hepsi meyve bunların. Tek tek hepsi meyve bunların. Ceviz büyüklüğünde oluyor. Armuta benziyor tazı. Çok da güzel bir meyve ya. Bu Trabzon hurması şu. Trabzon hurması. Bayağı bir meyvesi var. Bakın sırtında. Onlar da olacaklar. Tabii olacak. Bakın. Çok aferin. Bu nefis işi değil. Bu gönül işi. Sevginizi verirseniz sevgi oluyor, vermek evet. Oluyor efendim. Yani bu yemekle verir, alakalı bir durum değil bu. Efendim Yol Hikayesi programından herkese selamlar, sevgiler, güneşli bir gün. Çekim yaptığımız gün bugün günlerden pazar. Biz pazar günü çekimi yapıyoruz. Siz bunu hafta içi izlemiş olacaksınız. Bugün önemli bir gün. Bugün günlerden... Babalar günü. Babalar günü. Bu arada ben Mehmet Ercan. Ben Eslem Ercan. Ben Elif İsra Ercan. Şahane oldu diye düşünüyorum. Bütün babalarımızın babalar gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Onlar pelerinsiz kahramanlarımız. Allah babalarımızı başımızdan eksik etmesin. Bütün babaların ellerinden öpüyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi Eslem ve İsra siz mikrofonu alacaksınız. Sizin yaşıtınızda genç arkadaşlarımızı bulacaksınız. Babaları da yanlarındaysa şahane olur. Onlarla beraber bakalım onlar babalar günüyle alakalı babalar için neler düşünüyorlar. Birincisi, ikincisi bir arada İbrahim abini sizi çeksin. Siz babanızla ilgili yani benimle ilgili ne düşünüyorsunuz bunu öğrenmiş olalım. Tamam. Aa şahane olur. Ne güzel geldi aklıma değil mi? Evet. Olur. O elindeki diploma mı? Ne bu? Babalar günü için. Ciddi misin? Evet. Aa tut bakalım. Dikkat et yanma. Benim mi bu? Evet. Teşekkür ederim. Tut bunu. Ferman gibi. İbrahim bak. Babalar günü. Bu ikinizin hediyesi mi? Evet. Şahane. Babalar günü için. Ben yaptım, ikimiz veriyoruz. Sen yaptın. Evet. İkimiz adına yaptınız. Önce ben bakayım. Elimden gelen bu. Aa, olur mu? Ben çok beğendim diye söylüyorum. Şey yok. Tam. İşte bu İbrahim. Bak İbrahim. Allah muhafaza bak gördün mü? Gördün mü? Ne yazılmış? Babalar günün kutlu olsun yazılmış. İbrahim biraz daha açılalım. Benim o güzel cemalimi. O gül yüzümü. Eksik ne var? Kulaklarım nerede benim? Önceden çizmiş. Mikrofona. Önceden çizmiş. Mikrofona. Önceden çizmişti, burada iz var. Benim kulaklarım nerede? Kepçe diye yapmadım. Ben dedim kulak eksik dedim ama o öncesinde böyle bir çizgi söyledi. İsra kulak eksik demiş ama sen niye sildin? Kulaklarını kepçe diye sildim. Çok teşekkür ederim şu anda. O zaman saçlarım niye benim böyle bir garip, böyle bir acayip, böyle bir şaka yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bunu bu programın sonuna kadar saklayacağım. Şaka yapıyorum. Bunu ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Babalar gününe özel kızlarımın benim için yapmış oldukları bir portre, kara kalem çalışması. O zaman bir fotoğraf çekelim ve bugünün anısı olarak kalmış olsun. Olur mu? Olur. Tamam, dördümüz. Tamam. Sen, kara kalem ben, asıl ben ve İsra. Şöyle oraya bakıyoruz. Merhaba, bugün Bahçeşehir'deyiz. Babalar günü ve çocuklara bugünün önemini soracağız. Adın nedir? Mehmet Talha. Çok güzelmiş. Bugün günlerden ne? Babalar günü.
Evet. Peki babanda en sevdiğin huy ne? Beni sevmesi, gıdıklaması. Şurada çocuklar var. Şimdi onları da soralım. Merhaba. Merhaba. Adın nedir? Esma. Çok güzelmiş. Bugün günlerden ne? Babalar günü. Gerçekten çok şeydir mesela, yakışıklı. Kendisi böyle çok şeydir. Nasıl desem? Bayağı yani kendisine bana yani çok emeği var. Gerçekten onu çok seviyorum. Peki sevmediğin bir huy var mı? Yok. Ona sarılmayı, öpmeyi, her şeyi seviyorum. Esma ile ben çok vakit geçiriyorum zaten. Nasıl desem, cumartesi pazarımı sadece buna ayırıyorum ben sürekli zaten. Onu sevmediğim hiçbir huyu yok çünkü. Baba. Her şeyini seviyorum ben onu. Babamla her gün kitap okumak. Babanı ne kadar çok seviyorsun? Çok seviyorum yani. Çok inatçı. İstediğini yaptıran biri yani. O zaman babalar gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Benim babam çok cesur biri. Benim babam çok yakışıklı biri. Benim babam çok güçlü biri. Benim babam çok temiz kalpli biri. Babamda en sevdiğim özellik bizi çok sevmesi ve güler yüzlü olması. Benim babamda en sevdiğim özellik bizimle ilgilenmesi. Babamda sevmediğim özelliği çok fazla telefonla konuşması. Babamda sevmediğim özelliği biraz çabuk kızması. Benim hakkımda mı konuşuyorsunuz? Evet. Birazına denk geldim. Nasıl biriymişim ben? Güçlü, güzel. Yani yakışıklı. Temiz kalpli. Bir şey söyleyeceğim. Ne dedin en son cümle? Mikrofon. Benim babam çok güçlü biri. Onu geçtik. Çok yakışıklı. Neden güldün? Az yakışıklı. Daha da istiyorsanız biraz daha düşebiliriz. Yakışıklı. Çok yakışıklı. İnanmadığınız şeyleri söylemeyin. Tamam. Kim öğretti size bunu? Kendi aklımızda bulduk. Nasıl bir akıllı? Güzel bir. Ama bütün babalar yakışıklıdır. Evet. Bütün babalar güçlüdür. Evet. Bütün babalar çocuklarını çok severler. Evet. Evet. Bütün babalar yeteneklidir. Evet. Bazıları daha... Hayır. Evet. Gidin buradan. Tamam. Gidelim mi? Evet. Merhaba. Merhaba. Adın nedir? Emirhan. Emirhan. Bugün günlerden ne? Pazar. Peki bugün günün önemi ne? Babalar günü olmuş. Evet. Peki babanın adı ne? Mehmet. Sevmediğin bir huy var mı? Sinirlenmesi. Sinirlenmesi. Peki babanı ne kadar çok seviyorsun? Çok. Çok sakin. Onu seviyorum yani. Çok sakin. Sevmediğiniz bir huy var mı? Daha şu an yok. Zaten 7 yaşında kendisi. Şu an daha görmedim. Babalar günü için ne düşünüyorsun? Vallahi herkesin babalar gününü kutluyorum buradan. Sağlık ve mutluluk diliyorum herkese. Adı ne? Ege. Bugün babalar günü. Ne hissediyorsun? Tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Baban hakkında ne düşünüyorsun? Onu çok seviyorum. Burada şimdi oturan bir arkadaş var. Onun yanına gidelim. Merhaba. Merhaba. Adı nedir? İncisa. Bugün babalar günü. Evet. Her zaman böyle beni şirin göstermeye çalışıyor. Ama şirin. Teşekkürler. Babana ne hediye aldın? Ya şimdi koronavirüs olduğu için bir dışarıya çıkmamıza izin vermiyorlar. O yüzden bir şey alamadım ama babamla çarşamba günü alacağım. Babalar gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi çadırın içinde bir arkadaşı var, onun yanına gidelim. Merhaba. Merhaba. Adın nedir? Duru. Duru. Bugün günlerden ne biliyor musun? Galiba pazar.
pazar ve bugün günün önemi ne? Babalar günü. Babalar günü, evet. Bana kocaman kucaklarıyla beraber sarılması. Bizimle oyun oynaması. Hep benimle olması. Çok hızlı yemek yiyor. Çok hızlı yemek yiyor. Bazen bana kızabiliyor. Babanıza hediye aldınız mı? Ben aceleci olduğum için yani annem bugün haber verdi. Diyek almadım de. Hayır almadım diyemem. Kağıttan bir tane kağıdı katlayıp içine babamı seviyorum deyip babamın resmini falan yaptım. Öyle bir sen ne yaptın? Biz ikimiz aynı şeyi. Biz ikimiz aynı şeyi aldık. Babalar Günü ile ilgili röportajımızı bitirdik. Şimdi babamızın yanına gidiyoruz. Biz geldik. Ne yaptınız? Röportaj. Kaç kişiydi? 7-8. 7-8. Nasıl evet. geçti? Güzel geçti. En çok aklınızda kim kaldı mesela, var mı? En çok şurada bir çadırda vardı orası. Evet, çadırdakiler kaldı. Yani çadırda biriyle röportaj mı yaptınız? Kız erkek? İki kız bir erkek. Oo, güzel. Bereketli geçmiş. Evet. Verimli. Mümkün mertebe. Ben top oynamaya devam ettim de nefes nefese kaldım. Mümkün mertebe ayaklarınızı çıkarın ve çimlere basın. Ha. Topraklama. Vücudumuzun buna ihtiyacı var. Yapalım mı biraz? Olur. Ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Şurada kıymetli bir aile var. Erzurumlular ve bize Erzurum neleri hazırladılar? Yemekleri. Erzurum yemekleri hazırladılar. Neler hazırladılar? Bu güzel manzarada, Bahçeşehir'de, göletin hemen yanında aileler oturmuşlar. Çekirecek çitliyorlar. Sevdikleriyle oturuyorlar, top oynuyorlar. Biz de orada yemekte neler var, neler hazırladılar? Hep beraber ne yapalım? Gidip bakalım. Aynı zamanda? Yiyelim. Yiyelim. Hadi gidiyoruz. Evet, şurada masamız. Ablalarımız da orada. Geçiş üstünlüğü ona ait. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş ne geldiniz. Ne güzel söz, ne güzel kelam. Hoş buldum. Sağ olun, var olun. Şöyle ortanıza geçin ya da böyle durun siz yan yana. Bence de sosyal mesafemizi koruyalım. Aynen öyle. İsminiz? Bahar Çiçek. Bahar Çiçek. Şahane bir isim değil mi? Evet. Bahar Çiçek. Ama senin çiçeklerin de çok güzel. Ya onlar iki tane. Çiçek, sağ olsunlar, varmışlar. Evet, Allah'ım hayırlı uzun ömür versin inşallah. Hayırlı insanlarla karşılaştırsın ne Rabbim. Ne güzel bir dua. Ya tabii ki güzel olmaz mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile buyurmuş. İnşallah yani soyumuzdan gelen nesli ya Rabbi sen hayırlı eyle. Amin. Bizim her zaman ettiğimiz dualarımızdan bir tanesi ya Rabbi çoluğumuzu çocuğumuzu sen hayırlı insanlarla sana layık kul Habibine layık ümmet olarak yetiştirmeyi nasip eyle. Amin. Bütün duamız zaten bu şekilde. Allah'ım ona layık olmayı nasip etsin inşallah. Şefaatine nail amin, eylesin. Amin inşallah. Amin. Şahane bir dua değil midir? Bilemiyorsunuz ki karşınıza insan çıkıyor onun niyeti nedir ne değildir yok, diye. Kesinlikle. Allah hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Amin, amin. Bahar Çiçek ablamızın çiçek gibi duasıydı. Sağ olsunlar. Siz efendim? Ben Müberra Çiçek. Görümce oluyorum. Öyle mi? Görümceyiz. Anlaşıyorsunuz. En büyük abla benim. En küçük eline ben oluyorum. En küçük gelin, en büyük abla. Evet. Hiç böyle bir korkmadınız mı gelin gelirken Çiçek Hanım? Bilmem, korktun mu? Ben mesela yani zaten kalabalık bir ailem vardı. Kalabalık aileden, kalabalık bir aileye geçtiğimden dolayı hani öyle bir yadırgama olmadı zaten. Yağmurdan kaçarken? Hayır, doluya tutulmadım. Müberra Çiçek ve Bahar Çiçek ablalarımız evet. bize bugün Erzurum yöresine ait yemekler pişirecek. Evet. 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 Tamamen yöresel. Ha yöresel bir şey katmadık evet. ama. Aynen. Organik. Aynen organik. O. Görümce olarak gelinimin yüzüne söylemiyorum. Bugün Muammer Usta bizi kıskanacak. Kadayıf. Kadayıf. Kadayıf dolmasıyla Erzurum'da Muammer Usta. İyi tanırım. Muammer Usta. Gelin görümce sana karşı haberin olsun. Kıskanacaksın bugün onları. Kesinlikle karşı değiliz. Çok severek zaten örnek aldığımız insanlardan bir tanesi Muammer Bey. Ve birebir onun tarifini uygulayacağız. Tabii onun kadar olmasa da inşallah
onunki kadar lezzetli olacak. Vallahi ben orada yedim, bilirim yani. Muammer abinin yapmış olduğu kadayıflı olmasını bilirim. O zaman hadi jüri bilin sizsiniz. Bakalım siz ne yapın. Şu an buğday haşladım, yoğurt çorbası yapacağım. Yoğurt çorbası. Evet. Tamam. Aşotulu. Aşotulu yoğurt çorbası. Evet. Şahane. Bir de bulgurumu da yine haşladım hazır. Yalancı dolma yapacağım Erzurum'a özgü. Yalancı dolma. Genelde herkes bulgur köftesi der ama biz yalancı dolma diyoruz. Yalancı dolma. Tatar böreği yine Erzurum'a özgü. Kameranın önünden geçmeyeyim ama ben sunduğum için sorun olmazmış. Ne böreği? Tatar böreği. Tatar böreği. Evet. Ama Erzurum'a özgü. Evet. Erzurum'a. Kendi elimizle yaptık zaten. Bazı yörelerde kulaklı diye geçiyor. Kulaklı. Evet. Üçgen şeklini aldığından dolayı. Kars'ta da hengel diyorlar. Hı? Evet. Kars'ta da hengel diyorlar. Hengel. Aynen. Kars'ta hengel, Tatar nesi? Erzurum'da Tatar böreği. Erzurum'da Tatar böreği diyorlar ve? Bazı yörelerde de kulaklı diye geçiyor. Bazı yörelerde de kulaklı diye geçiyor. Yani bunun bir adı yok aslında. Ortada karışık. Kadayıf dolmasına geldik. Mikrofonu siz alır mısınız efendim? Benim güzel kızım alsın bence de. Bugün sizlere kadayıf dolmasını ben evde şöyle şu şekilde göstereyim. Bir örnek olarak sardım ama burada da örnek olarak göstereceğiz bir tane. Sarılışını göstereceğiz. Evet, sarılışını göstereceğiz. Sarılmış hali ve de abi, kızarmış halini göstereceğiz. Kadayıf dolması. Evet, kadayıf dolması. Bu sarılmış hali Bahar ablamız evde sarmış. Evet. Burada o zaman hemen yapalım mı? Hemen yapalım. Kadayıfımız kurumasın diye nemli bir bezle üzerini örttük. Şöyle zaten ben şöyle bir parça alacağım. Tiftik tiftik. Tiftik. Zaten ilk başta o işlemi yapacağız. Tiftik tiftik yaptım zaten. Şöyle uzunlamasına şekilde. Kadayıflarımız uzun bir şekilde aşağıya gelecek şekilde. Hava açık hava olduğundan birazcık kurudu galiba. Kurudu biraz, evet. Şöyle yayman bir şekilde hemen cevizimizi alıyoruz. Ceviz. Evet, ceviz. Bol. Bir de bunun püf noktası cevizimiz biraz iri kalmalı ki ağızda yendiği zaman lezzeti güzel olmalı. Bu yapılışı kolay bir şey herhalde. Evet evet kolay hazır ama. Hazır kadayıf oluyor mu? Hazır zaten. Tamam hazır kadayıf. Hazır kadayıf. Hazır ve kadayıf. Sıkı şekilde sarıyorum. Kenarlarını toparlayaraktan. Şöyle elimle de. Şu şekilde aldıktan sonra sarılmış halini şu şekilde gösteriyorum. Şu şekilde. Afiyet olsun efendim. Ne demek? İnşallah pişmiş halini de yiyeceğiz. Sarılmış halini o şekilde sardıktan sonra bol yağda kızartıp şerbetiyle buruşturacağız. Onu da göstereceğiz değil mi? Tabii ki göstereceğiz. Tamam. Bir tane daha yapıyoruz. Yapıyorum. İyice anlaşılsın. Denetelim mi size de? Evet. Yapayım. Hadi bakalım. Kadayıfımızı buradan aldık. Evet Mehmet. Şöyle normalde diklemesine. Hı hı. Uzunlamasına şekilde aşağıda kalacak şekilde. Güzelce yerleştirdikten sonra bol cevizimizi alalım. Koyduk. Ceviz. Evet. Biraz daha. Evet. Bu böylesi kafi aslında şu anda. Tabii ki yeterli. Yeterli. Fazla doldu mu bu sefer? Dağılır. Evet dağılma oluyor. Sarman zorlaşıyor. Sıkı bir şekilde sarıyoruz. Kenarlardan toplayaraktan. Şu parmaklar onun için. Bakın. Şu onun için. Görüyor musunuz? Şu evet, önemli. Güzel. Müber abla gülüyorsun ama bu olmazsa olmaz. Yüzük şunlar, sadece anladık evet, onu. Şunlar topluyor. Şunlar topluyor. Bunlar diyor ki ben de diye. Bakın. Bunu. Mahrum kalmasın lezzetinden parmaklarınız. Bir baş soğan. Öldürene kadar kavuruyorum. Öldürün. Neden soğan çok lezzetli bir şey? Neden hep öldürüyoruz onu bilmiyorum. İşte onun aslında işe yaramasının nedeni o. Gel gel gel. Bak yumurtalarını at. Kaç tane yapacağız? 5 tane yumurta kırdım. Baktıkça acıkıyor insan. Şerbeti bu mu? Evet şerbetini aldım. Bu ben evde yapılıyor? Hazır getirdim. 4 su bardağı toz şeker, 4 su bardağı su, 1 dilim limon. Bir kase yoğurt ve 2 yemek kaşığı da un koyuyorum. Un? Evet. Bir kase yoğurt, 2 yemek kaşığı un. Onu çırpıyorsunuz siz. Biz buraya geldik. Bakın. Şu şekilde sarılmış halini şöyle tabağın kenarından çok bastırmadan elimizle şöyle yumurtayı yediriyoruz. Fazla olan yumurtayı akıttıktan sonra tabağımıza alayım. Alayım Bahar abla ben onu. Alabilirsiniz. Bırak bana. Tabii ki. Canım çekti. Canım çekti tabii. Tabii ki. Bunu sizde. Ben tutuyorum. Tamam. Siz merak etmeyin. Şimdi o fazla yumurtayı elinizle çevirerekten akıtın. Şöyle. Çevirerekten akıtın. Bunu buladık bir defa. İyice emdi onu.
Şurası kalmış. Evet. Esnem gel yedireceğim sana. Öyle de yeniyormuş, gel korkma. Ya baba. Gel gel. Gel. Mikrofon al buradan. Aç ağzını. Ya baba. Yeniyor bu ben. Babana mı güvenmiyorsun? Ya babalar baba. Gününden de. Gel. Gel yeniyor mu? Evet bugün babalar günü. Baba, gel. Aç ağzını. Aç ağzını. Geldi aç ağzını. Korkma aç. Ya şaka yapıyorum. Ya tabii ki yenmez. Allah Allah. Aş otunu koydum. Yağ vardı. Bir tereyağı, baş soğan vardı. Soğan. Aş İyice otu koyuyoruz. Aş otu koyduk. Evet bu aş otu tuzlu olduğu için çorbaya önceden tuz koymuyoruz. Önce bunu içine koyuyoruz. Bir tadına bakıp ondan sonra tuzunu ayarlıyoruz. He, tamam. Çünkü bu kaya tuzu var içinde. Abi burada neler yapıldıysan bisküvi yiyorsun. Samimi söylüyorum. Ben bu yemek yapılacak diye iki gündür bir şey yemedim. Aç geldim. Sen bisküvi yiyorsun. Un olduğu için ben yemiyorum. Un olduğu için yemiyorsun. Allah Allah. Neyi döküyoruz? Şu an yoğurtla mikrofon. Unu açtım, çırptım yani. Katı bir ayran haline getirdikten sonra çorbanın içine döküyorum karıştırarak. Bu sıcak mı içilir, soğuk mu? Bu sıcak içilir. Bu Erzurum'un sıcak yoğurt çorbası. Sıcak içilir. Evet. Az önce yoğurdu göstermiştim, onu çırptı mı Berra ablamız? Evet, aynen öyle. Bu şimdi bir taşım kaynayacak, hemen soğanını dökeceğim, o kadar. Bir taşım kaynamak şu, yani kaynadı, böyle altı üstüne geldi, hop kapattık. Aynen öyle. Değil mi? Aynen nasılım? Öyle. İyi. Sence? Yani. Beni hiç böyle görmediniz değil mi? Hayır. Beni yemek yerken zor görürler yani belli. Yaparken nasıl görsünler diye, şahane. Baktınız ki sayı olarak gittikçe çoğalıyor, su eklediniz. Evet. Değil mi? Burası bayağı bir kalabalık. Gözüm korktu. Baktı ki biz sayı olarak gittikçe çoğalıyoruz. Tanesini bugün burada 5 liradan veririz bu arabada, ben sana söyleyeyim. 5 lira mı? 5 lira. Mustafa abi sana 5 lira olmaz. 7. 10 lira mı olsun? Sen bayağı bir insafsız çıktın bu konuda. Müber abla ne yapıyorduk? Şimdi bulguru boşaltıp unla birlikte yoğuracağım. Çiğ köfte yoğurur gibi. Aynen öyle. Bir kase bulgur. 3 kase su koyuyorum. Tuzunu da tadına göre ayarlıyoruz. Pilava göre yani. Pilavın tuzu nasılsa bunun da aynı. Bir kase de un koyuyorum. Bir kaseden biraz az. Bugün kadayıf dolması yiyeceğim hiç aklıma gelmez Mustafa abi. Daha sırada su böreği de var ama. Su böreği mi var? Bizim sürprizlerimiz bitmedi. Mehmet su Bey. Su böreği. Evet. Erzurum işi. Tabii ki. Mutlaka. Erzurumsuz olmaz. Nerede peki o? Şu anda nerede? Masada değil. Hayır masada değil. Diğer masada. İkramlıkta görüşeceğiz. Sonra mı göreceğiz? Evet ikram saatinde görüşeceğiz. Kadayıf dolmamız var. Su böreğimiz var. Erzurum ketemiz var. Erzurum kete. Tabii ki. Erzurum. Bir kaşık un daha alabilir miyim? Tabii. Evde Allah aşkına böyle mi söylüyorsun? Bahar'cım evet, bir kaşık un daha alabilir yok, miyim? Gerçekten evet. Lütfen evde seslendiğiniz gibi seslenin. Vallahi ben gelinlerime hep söyle. Bahar'cım, Hatice, Sadiye'cim, aşkım hep öyle seslenirim. Yemin ediyorum öyle bir ablayım yani. Görümce gelin mutfaktalar şu anda evde düşün. Gelin de şöyle sesleniyor en büyük görümce bir de. Bahar'cığım bir kaşık un daha alabilir miyim? Sen olsan inanır mısın? Gelinimi istemeye gittiğimizde komşuları şöyle demiş. Bir görümcem var dikkat Allah et. Allah muhafaza demişler değil mi? Un getiriyor mu? Aa bak gittikçe ton değişmeye başladı. Un gelmedi ya. Bahar ne dedim ben? Değil mi? O ton var bende hep. Var var o ton var. Böyle bir perde yükseldi bir anda. Buyur ablacığım. Buyur ablacığım. Benim annem biraz ustadır. Aradım dedim ki anneciğim dedim böyle böyle şeyler yapacağım. Bana bir ölçülerini verir misin? Hani evde iki kişi başka dışarıda çok kişi başka. Bana verdiği tarif bu. Azıcık tuz, azıcık un, azıcık. Tarife bakar mısın? Bak kaşık, bardak, çatal, tencere yok azıcık. Merhaba kadayıf dolmalarımız 10 TL. İzleyicilerimize şaka yapıyorum. Yapacağız, ikram edeceğiz hep beraber. Bizden kalırsa. Biz bugün ailece geldik buraya, çocuklar değil mi? Evet. 3 gün önce söyledim böyle bir şey yapacağımızı. 3 gündür bu garipler bir şey yemiyor. Şu anda ben. Aç şu anda evet. Belli. Canım çekti. Canım çekti. Maşallah. Başakşehir gölette bulunan zabıtalarımız, güvenlik görevlilerimiz burada halkımızın gelip ailesiyle hoş vakitler geçirmesi için bu güvenli ortamı, bu huzurlu ortamı geçirmesi için ellerinden gelen bütün çabayı sarf ediyorlar. Hem kıymetli belediye başkanımıza Yasin Kartoğlu'na
hem de tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Efendim ablacığım. Ben şimdi soğanını koyabilir miyim? Bir saniye ama böyle tek bir gelin görünce. Buradaki soğanı koysak olur mu? Tabii ki koyun ben ama bunu mu? Evet. Çıkartıyorum. Çıkar. Bize bir iki tane bırak ama. Yani çıkarırken gösterelim. Dur ben şunu döküp geliyorum. Ben hangisine yetişeceğim bilmiyorum ki. Dökeyim mi? Tamam dökün. Bunu biz karıştırmaya devam ediyoruz. Kadayıf dolmasına geldik. Hemen şerbetle buluşturdum. Aç kalırsın sen. Nerede yemek var? Gözünü dört açman lazım. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk. En önemlisi de böyle altın sarısı olacak kadayıf dolması. Altın sarısı. Tabii. Kızardığında. Aynen. Ne sarısı? Altın sarısı. Altın sarısı. Tamam da eve gidince hemen yapacaklar sizi. Hemen yaparlar. Öğrendiniz mi tarifi? Öğrendim. Tamam, kadayıf, ceviz, gerisi şerbet hazırlanmış ve yağ, bu kadar. Erzurumlu bir vatandaşımız piyade yani yaya yürüyerek bir yola çıkıyor. Yolda biriyle tanışıyor. Erzurum'da yanına kete almış. Yolda yürüyorlar, arkadaşlık yapıyorlar. Bizim Erzurumlu acıkıyor. Diyor ki, çıkarıyor keteyi. Kardeş diyor, kete var, yer misin? Bizim diğer vatandaş diyor ki, çok teşekkür ederim, bende tansiyon var, yemeyeyim. Erzurumlu vatandaşımız diyor ki, ne kızı sen diyor, önce benim kete yiyelim, sonra senin tansiyonu yeriz. İkinci parti kadayıf dolması tavada. Şunlar tamam mı abla? Evet, ne zaman yiyeceğiz? Şerbetle buluşturduk, şu anda hemen bir tane tadımlık verebiliriz. Ha, tadalım. Tamam, Müber abla, müsaade ederseniz. Şöyle. Yiyeceğiz bir tane. Afiyet olsun. Sıcak sıcak lezzetine bakın. Bakın Muammer Usta mı? Gel, ne oldu? Benim miniklerim de az demin çiğ yedirirken. Korkma, aç ağzını. Diğer tarafından da sen al. Isır. Bir tane de anlamadık. Devam etmemiz lazım. Bence de. Bahar abla. Çünkü yedikçe lezzetli. Mustafa abi. Buyurun. Kameramanıza da verelim bence. Yok, o kameraman şimdi yemesin. İbrahim sana da vereceğim, tamam. Samimi söylüyorum. Çok güzel. Şahane olmuş. Afiyet nasıl? Olsun. Çok güzel. Afiyet. Çünkü hayatımda yemedi. İlk defa yiyor. Öyle şaka mi? Şaka yapıyorum. Hayır hayır. Muammer abiden çok getirdim yerler. Suyun kaynamasını bekliyorum. Tuzunu atacağım hemen. Bunları bir yandan böyle sıkıp elimle kaynayan suyun içine atacağım. Haşlanacak. Hemen kevgirimle alacağım. Bunu yoğurduk mu? Yoğurduk, bitti. Tamam. Sonra kevgirle alıp borcamın içine koyacağım. Bir yandan da yoğurdunu hazırlayacağız. Tereyağını eriteceğiz. Hı hı. Tereyağı, yoğurt ve üstüne sos hazırladım. Soğanlı salçalı. Üstüne sos dökeceğiz. Ama güzelmiş ha diyor. Güzel tabii. Babalar gününüz kutlu olsun bu arada. Bugün babalar günü. Evet. Evet. Babanla, babanın en sevdiğin huyu ne? Benim her şeyim, istediğim şeyleri alması. Peki sevmediğin bir huy var mı? Bazı istediğim şeylere izin vermemesi. Peki yemek ister misin bir tane? Ne zaman yayınlanacak bu? Pardon, çekimdeydiniz. Rahatsız etmeyin lütfen. Tadmak ister misin? Ne yiyorsun? Hayır. Kadayıf dolması. Kim yaptı biliyor musun? Hayır. Bahar abla. Bahar ablaya ne diyoruz şu an? Elinize sağlık. Sana güveniyoruz. Böyle onu alkışlarla. Kadayıf dolmasını gördüm. Kimle gelmiştin sen? Babamla. Kim? Babam burada değil şu anda. Kim var, arkadaşın mı? Yemeyecek misin? He? O yüzden böyle kaldın. Tanıyormuş. Ye, ye, tadına bak ve yorumla. Gülmeden ye. Nimet de şak olmaz. Çok tatlı. Çok tatlı mı? Kadayıf dolması tatlı olur. Babana selam söyle. Babalar gününü tebrik et bizim için. Adın neydi? Adı da yok. Bulgur gelinleri sıkar gibi sıkacağım. Evet. Hiç zorlanmıyorlar. Karadenizli bir vatandaşımız Erzurum'a misafirliğe geliyor. Önüne ikram olarak yalancı dolma koyuyorlar. Evet. Ondan sonra Karadenizli vatandaşımız ne diyor görünce? Sen bizim orada diyor elbisen vardı diyor. Burada niye çıplak geldin diyor. Şahane. Elbise dediği sarma. Gelen soruyor. Mustafa abi niye müşteriyi yolluyorsun? Gelmiş buraya kadar nasibim. Ya müşteri gelmişken bari beni reklam yapalım. Tamam. Müşteriler bana öyle gelsin. Sipariş yani, şöyle diyoruz. Fabrikadan halka. Aynen. Fabrikadan halka. Mevzumuz bu. Hem pastacılık yapıyorum hem de bu tür şeyleri yapıp sipariş. Mutfağımda sihirli eller.
Şurada. Evet, bahar çiçek. Mutfağımda sihirli eller. Yazdık buraya. Evet. Erzurum yöresel lezzetlerini birebir tatmak isteyen sayfamdan bana ulaşıp siparişlerini verebilir. Sor bakalım yapıyor mu? Pasta yapıyor musunuz? Yapmaz olur muyum? Peki benim doğum günüm için doğum günü pastası yapar mısın? Sana söz veriyorum, istediğim pastayı yaparım. Nasıl, hangi şekil istersen. Bu nasıl bir ticari kafadır ya? Tabii ayaküstü pasta sipariş etmeyi. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. İkisinin de tamam, görüşüyoruz o zaman. Tamam mı? Sipariş ediyorum. Ben de söz veriyorum, ikinize de yapacağım. Tamam. Anlaştık. Küçük küçük. Küçük küçük. Onlar ne isterse olacak. Çünkü gün onların günü. Erzurum'a özel su, evet. Su vereyim. Pirinçli evet, mi? Erzurum'a özel su böreği. Pirinçli olur. Emin misiniz? Evet. Biz de denemiyorsunuz değil mi ilk defa? Hayır, kesinlikle. Bu arada Tatar böreğini suyla buluşturduk şimdi. Çok rüzgar olduğundan dolayı suyumuz geç kaynıyor. Mübera Hanım neyiniz oluyor? Kızıyım. Mübera Hanım anne. Evet. Anne oluyor. Anne. Bahar abla ne oluyor? Yengem oluyor. Yengeniz küçük oluyor. Yengem. Sen de gel lütfen. Tanıştıralım. Merhaba, ben Dilara Karagöz. Dilara çalışma arkadaşlarımızdan. Evet. Müberra ablamızın. Ben arkadaşıyım, arkadaşımın annesi. Müberra ablamızın kızının arkadaşı. Aynen. Evet. Siz de kızım sayın. Aynen bak, gördün mü nasıl doktor utandırdı bizi bir anda. Teşekkür ederim. Dilara ve Esra. Sizlere evet. De çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ömrünüz güzel. Yemeğiniz bol, bereketli, huzurlu olsun. Amin. Şahane manzaramız arkamızda. Yanımızda şahane insanlar, önümüzde şahane bir sofra. Her şeyden önce en az bu kadarını Allah şu an izleyen herkese nasip etsin. Amin. Rabbim kimseyi sofrasından, bereketinden, ailesinden, sevdiklerinden eksik bırakmasın. Nimetler sayılırken sevdiklerimizi de nimet olarak saymak zorundayız. Bahar ablamız, Müberra ablamız, Dilara, Esra, Talha, Erva gitti. Eniştemizin adı ne? Muhsin. Muhsin abimiz, şahane bir adam, güzel bir aile. Mustafa abiye, İbrahim'e, çok teşekkür, kızlarıma, Eslem ve İsra. Babalar gününde yaptık biz bu çekimi ve bütün babalara uzun sağlıklı ömür diliyoruz. Hayata veda etmiş, ebediyete intikal etmiş olan babalara da Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Çekim biter bitmez. Biz bunları yemeye devam ediyoruz. Hep beraber el sallıyoruz. Ben de sallayayım. Sen de salla.